Böyle bir Türk filmi hatırlıyorum ben. Siz hatırlıyor musunuz? Zeki Alas Semetin Akpınar da oynamış olabilir. Nereye bakıyor bu adamlar diye. Yanılmıyorum değil mi? Bakın böyle bir fotoğraf da var. Bu adamlar nereye bakıyor diye. Muğla'da Seydi Kemer ilçesinde geleneksel yayla seki güreşlerinde çekildi bu fotoğraf. Fotoğrafı ilginç kılan o anda Er Meydanı'ndaki tüm neredeyse güreşçilerin, pehlivanların bir başka karşılaşma, kendi karşılaşmalarını bırakıp bir başka karşılaşmayı izlemesi oldu. Çok da haksız sayılmazlar aslında. Bu fotoğrafta yer alanlardan bir dikkatimi çeken benim Orhan Okulu sadece. Kendi güreşine bakıyor Özkan Yılmaz'la mücadelesinde. Yani çünkü herkes Ali Gürbüz'ün müsabakasını o anda takip ediyor. Çok ilginç anlara sahne oldu. Ali Gürbüz de gerçekten de hani durup izlenesi bir pehlivan. Aslında Orhan Okulu da öyle. Ali Gürbüz'ün bu organizasyonda finalde yendiği İsmail Balaban da öyle. İşte ilgili haberimiz. Güreşi unuttular, yanı başlarındaki müsabakayı izlediler. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde bu yıl 28.'si düzenlenen geleneksel yayla seki yağlı güreşlerindeki bir görüntü görenleri şaşırttı. 6 pehlivan kendi aralarındaki mücadeleyi unutup Kırkpınar baş pehlivanı Ali Gürbüz ve Yıldıray Akın'ın müsabakasını izledi. Organizasyonun ilk turunda Kırkpınar baş pehlivanı Ali Gürbüz, Yıldıray Akın'la eşleşti. Gürbüz'ün Akın'la çekişmeli mücadelesi izleyicilerin dışında yanı başlarındaki diğer sporcuların da dikkatini çekti. 6 pehlivan bir süre güreşmeyi bırakıp Gürbüz de Akın'ı seyretti. Er Meydanı'nda görmeye alışık olunmayan bu görüntüyü ise Türkiye'nin sayılı cazgırlarından Emin Ger değerlendirdi. Bu noktada Ali Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı olduğundan dolayı diğer rakipleri de Yıldıray Akın'la Ali Gürbüz arasındaki mücadelenin sonucunu merak ettiklerinden dolayı rakipleri de bir nevi güreşi bırakıp onlara odaklanmışlar. Çok komik de ilginç de bir pozisyon olmuş.